Şimdi buradan başlarsak, bir kişi cezaevine gireceği zaman önce karşısına şanslıysa, vurguluyorum eğer şanslıysa, çıplak arama maruz kalmaz. Ama mevcut uygulamalar %90 itibariyle yetkililer istediği kadar inkar etsin, adını çıplak arama koymasın, detaylı arama vesaire koysun, çıplak arama denilen insan onuruna yakışmayacak bir arama yöntemi mevcuttur. Bunun güvenlik adıyla bir gerekçesi uyduruluyor. Bunu kabul etmek olanaksızdır. Çünkü bir kişi cezaevine nereden gider? Bunu okumak gerekiyor. Öncelikle kişi cezaevine ya başka bir cezaevinden gider ya da gözaltından gider. Her iki süreçte de aslında ayrıntılı bir arama geçirmiş olması gerekiyor. Yani bir kişi cezaevine gireceği zaman aslında ayrıntılı bir arama yapılmıştır. Artık çıplak aramayı yapmayı gerektirecek bir güvenlik tehdidi yoktur ki güvenlik tehdidi olsa bile çıplak aramanın kendisi insan onuruna yakışmadığı için bunu kabul etmek olanaksızdır. Diyelim ki kabul etmediler. Yapılan şey nedir? Darptır ya da farklı tutumdur ve hakkında soruşturma açılmasıdır. Yani uygulama daha cezaevine girer girmez hoş geldin denerek başlıyor ve devam ediyor. Aslında biz buna yani hoş geldin karşılaması şeklinde değerlendirmeleri de duyuyoruz. Koruma memurlarının birçok yerde buna hoş geldin karşılaması dediğini. Karantina odası dediğiniz temiz olmayan, hiçbir temel ihtiyacınızın karşılanmadığı, iletişim ihtiyacınızın karşılanmadığı, kitap ihtiyacınızın karşılanmadığı bir yer. Kaç gün süreci her ne kadar 5 gün olarak şu anda belirtilmişse de defalarca uzatıldığına şahit oluyor. Çünkü karantina odasında bulunan bir kişi karantinadayken başka biri daha geldiği zaman yanına alınıyor ve onun karantinası üzerinden yeniden karantina süreçleri başlıyor ve uzun bir karantina süreci var. Geçmeyebilirsiniz çünkü yapılan S tiplerinde şöyle bir durum söz konusu, tekli tutma durumu söz konusu. Yani bunları atlatmanız sizi kurtarmıyor. Yani aslında tek başına da cezaevinde kalabilirsiniz. Zaten tekli kalma meselesini diyelim ki odaya geçtiniz. Odada da süreç bitmiyor. Odadasınız, kantinden bir radyo alıyorsunuz ya da bir kitap alıyorsunuz ya da oturup bir şiir yazıyorsunuz, hikaye yazıyorsunuz. Bir gece vakti baskın şeklinde aramalar yapılıyor. Bütün el yazması notlarınıza el konuyor. Kantinden aldığınız radyoya ve diğer eşyalara el konuyor ve hakkınıza disiplin soruşturması başlatılıyor. Aslında cezaevinde odaya girince de işler bitmiyor. Cezaevi içerisinde uygulama bu yönü devam ediyor. Defalarca aracınızla dile getirdik. Engellenebilecek tek hak seyahat etme hakkıdır. Yani kişi özgürlüğünden alıkoyabilirsiniz. Ötesine hiçbir şeyinden alıkoyamazsınız. Kürtçe gazete girmiyor. Muhalif medya girmiyor. İstediğiniz dergiyi alamıyorsunuz. İstediğiniz gazeteye ulaşamıyorsunuz. İstediğiniz şekilde görüşme yapamıyorsunuz. Telefon görüşmeleriniz zaten çok sağlıklı bir şekilde yürümüyor. Yani cezaevindeyken aslında iletişim açısından ciddi bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Yani aslında o tecrit dediğimiz, izolasyon dediğimiz dönem aslında burada başlamış oluyor. Düşünsenize yani size cezaevi idaresinin beğendiği gazete dışında gazete getirilmiyor. Artık orada kim müdür ya da memur hangi gazete okuyorsa o gazeteyi okumak zorundasınız. Farklı bir görüşü okuma hakkı elinizden alınıyor. Ki buna ilişkin Anayasa Mahkemesi kararına rağmen alınıyor. Yani bir cezaevi müdürü şöyle bir şey demişti. Niye almıyoruz ben de bilmiyorum demişti. Yani bu korkunç bir durumdur. Yani gazetenin niçin cezaevine alınmadığını müdür dahi bilmiyor. Şimdi buradan devam edelim. Aslında buradaki süreç şu aşamaya kadar geldiğimiz süreç cezaevlerinde yapılan uygulamanın psikolojik ve politik olduğunun göstergesidir. Yani tırnak içinde belirtiyorum, devlet dediğimiz mekanizma bir kişi suç işledi ve suç işlediği için cezalandırayım amacıyla cezaevine almıyor aslında. Bir kişiyi sadece bu amaçla almış olsa farklı bir yaklaşım olur. Aslında cezaevine almasındaki temel hedeflerinden biri de tekleştirme. Konu ne olursa olsun tekleştirme hedefiyle. Yani okuduğu kitabı, okuduğu dergiyi, gazeteyi, okuduğu her şeyi tekleştirmeye çalışıyor. İzlediği televizyon kanalına kadar tekleştirme amacı var. Çünkü cezaevlerinden beklenti, tırnak içerisine belirtiyorum, suçların cezaları değildir. Aslında cezaevinden beklenti belli bir tip insan yaratmaktır. Bu amaçla belli bir sistem uygulanıyor ve bu amaçla aslında cezaevlerinin isimleri değiştirerek yöntemleri değiştiriyor. Yani bugün Türkiye'de M tipi ve E tipi cezaevlerinden S tipi cezaevlerine gelme sürecini bir başına bir inşaat mühendisliği ya da bir mimari proje olarak değerlendirmemek gerekiyor. Bu aslında altyapısında gerçekten psikolojik ve politik nedenlerin olduğu bir durum vardır. Yani odalardan hücrelere geçen bir sistemden bahsediyoruz. Yani toplu yaşamdan tek yaşama geçen bir süreçten bahsediyoruz. İzolasyondan bahsediyoruz, tecritten bahsediyoruz. İşte cezaevlerinin fotoğrafını bu çerçevede görüp bu çerçevede doğru yorumlamak gerekiyor. Havalandırma yeterli değil. Güneş alamıyorsunuz, sağlıklı beslenemiyorsunuz, yeterince tedavi olamıyorsunuz. Bütün bunlar bir araya gelince en sağlıklı insan bile cezaevine girdiğinde hastalanır. Bu koşullar altında hastalanmamak imkansızdır. Yani ben çok iyiyim diyen biri bile cezaevinden çıktığı zaman ayrıntılı muayenesinde aslında çok değişik hastalıkların çıktığını görebiliyoruz. Hastalanmama üzerinden yaklaşıyoruz. Yani bir kişinin devlet tarafındaki sorumluluğu şudur. Kişiyi hasta etmeyeceksin.
Hastalandıktan sonra tedavi etmeyi tartışmıyorum. Öncelikli yükümlülük hasta etmemektir. Oysa biz görüyoruz ki bu koşullar zaten hasta ediyor. Hasta olan kişi tedavi olamıyor. Nasıl tedavi olamıyor görelim. Ne diyor Avrupa Cezaevi kuralları? Bir uzman hekimin olması gerektiğinden bahsediyor. Düzenli şekilde revirde çalışmaların olmasından ve tedavilerin olmasından bahsediliyor. Çok somut bildiğimiz cezaevleri var. Diyor ki hastalığını yazsın, yollasın, ben ona ilaç yollarım. Aynen bunu söyleyen hekimler var. Ya da uzmana ulaşılamayan ya da diş hekimine ulaşılamayan cezaevleri var. Düşünebiliyor musunuz? Ya diş ağrısı. Ki diş ağrısının başladığı andan sonra, yani bunu biraz insani görmek gerekiyor. Başladığı anda artık hayattan kopuyorsunuz. Düşün, diş ağrısı var, bir hafta sonra hastaneye gitmişsiniz. Böyle bir ortamda tedavi edilmemekten bahsediyoruz. Bir de bunun politik yanı var. Hastaneye sevk oldunuz, yani reviri atlattınız, hastaneye sevk oldunuz. Dosyanızın üzerinde tırnak içerisinde terör yazıyor. Terör yazdığı gibi oradaki hekimlerin hepsini belirtmiyoruz ama belli hekimlerin kelepçeli muayene talepleri oluyor. Ya da jandarma eşliğinde muayene talepleri oluyor. Bu durumda giden tutuklu ve hükümlü tedaviyi de kabul etmiyor. Çünkü kelepçeli muayene diye bir muayene sistemi yoktur. Gerçekten hem hasta hakları yönetmeliği ve hem de Avrupa Cezaevi kurallarında belirtilen çerçeveye uymamaktadır. Yine Nelson Mandela kurallarına uymamaktadır. Bu koşullar altında tedaviyi reddediyor ve geri dönmek zorunda. Karantina meselesini hayatını yitiren Halil Güneş üzerinden anlamak gerekiyor. Defalarca bahsettik aracılığınızla. Halil Güneş bir karantina odasında yaşamını yitirdi. Aslında hastalık meselesini ve Halil Güneş meselesini iyi okumak gerekiyor. Yani adli tıp kurumları Halil Güneş'in ısrarla cezaevinde kalabilir raporu verirken görüyoruz ki Halil Güneş cezaevinde kalamadı. Tıpkı Mehmet Emin Özkan cezaevinde kalamaz. Ramazan Özyiğit kalamaz. Diğerleri yüzlerce hasta tutuklu ve hükümlü cezaevinde kalamaz. Yani bu çerçevede cezaevlerinin fotoğrafını iyi çizmek gerekiyor. Bu sadece bir başına cezaevi idaresinin ve cezaevinin fiziki koşullarının bir mimar ve inşaat mühendisinin projesi değildir. Bu genel bir yaklaşımdır, tekleştirme yaklaşımıdır ve bu tekleştirme yaklaşımının yansımasıdır bizlere. Ne görüyoruz? Çıplak aramayla başlayan bir süreç görüyoruz. Tedavi edilmeme ve hayatını yitirme noktasına varan durumdan bahsediyoruz. Şimdi gelelim günümüz koşullarına. Biraz daha somutlaştırarak gidelim. Bugün hangi cezaevine gidersek gidelim, artan kantin fiyatları, artan elektrik fiyatlarından ve kalitesiz yemeklerden bahsediyorlar. Yani içeride de aslında kişilerin gerçek anlamda, yani uluslararası hukukun bahsettiği şekilde bir süreci geçirmesi engelleniyor. Yani yemek alamıyor, kantinden alışveriş yapamıyor, çok pahalı elektrik, yani ciddi anlamda fahiş miktarda elektrik faturaları geliyor. Siz böyle bir süreçte cezaevinde sağlıklı olmayı bekleyemezsiniz hiç kimseden. Yani devletin sorumluluğunun burada başlaması gerekirken bu konular dikkate bile alınmıyor. Biraz daha açalım. Pandemiyle birlikte biraz daha açalım. Şimdi ne oluyor pandemide? Yani pandeminin yarattığı bir etki var. Dışarıda tamamen kırılmış. Maske de kaldırıldı. Hiçbir temas da kalmadı. Artık sosyal anlamda hiçbir şey yok. Her ne kadar sokakta maske zorunluluğu yeni kaldırmışsa da aslında sokakta uzun zamandır maske zorunluluğu yoktu. Aksine kapalı alanlarda da maske kullanımı tamamen tükenmiş durumda. Oysa cezaevlerinde hala sosyal faaliyetler engelleniyor. İnsanların böyle temas etmesi engelleniyor. Yani biz şu anla şunu görüyoruz. Yani sosyal faaliyet olsun, spor olsun, hobi olsun, diğer faaliyetlerin engellenmesi aslında bir pandemi tedbirini aşmış durumda. Bunun tek adı var aslında pandeminin bir fırsat olarak değerlendirilmesi, izolasyonun yani tecritin derinleştirilmesi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi hemen yan tarafta adli bir tutuklu ya da hükümlü ailesiyle görüntülü konuşabilirken siyasi bir tutuklu ve hükümlü görüntülü konuşma hakkı da elinden alınıyor. Şimdi eşitsizlik burada da devam ediyor. Şimdi daha ötesine gidiyorum. Adli ve tutuklu bir hükümlü 2020 Nisan ayında çıkan bir infaz yasasıyla birlikte 1/2 infaz ve 3 yıl denetimden faydalanırken siyasi tutuklu ve aslında siyasi hükümlerin bundan yararlanmama meselesi söz konusu. Buyurun, buradan da bir eşitsizlik. Hem de şunu tartışıyoruz. Özellikle 2020 Nisan ayında çıkan yasayla birlikte aslında amacı neydi? Pandeminin yarattığı etkiyle bir af tartışılırken bakıyoruz ki idare ve gözlem kurulları denilen bir şey oluşturuldu. Kendini mahkeme olarak gören, dayatma yapan, pişmanlık dayatması yapan bir kurul, koşullu salıvermesi gelen birçok hükümlünün koşullu salıverme hakkını engelleyip cezaevinde tutuyor. Burada da bitmiyor yani. Aslında cezaevinde hadi gittim, 4'te 3'ünü yattım, koşullu salıvermeden faydalanayım, çıkayım diye bir şey de yok. Orada da yeni bir kurulla karşılaşıyorsunuz. Yine bir hakkınız yanıyor. Yani bir bütüne yaklaştığınız zaman cezaevinin tamamında şöyle bir husus var. Çıplak aramayla hoş geldin, gözlem kuruluyla beraber çıkamazsın.
Aslında işin özü budur. Yani girişte, çıkışta aslında bir cezaevi, bir hukuk alanı olmasından çok çok öte, çok farklı bir uygulaman olduğu bir alan. İşte biz bu yüzden bas bas bağırıyoruz. Adil ve eşit bir infaz yasası ve ilgili tüm sorunların hukuka çekilmesi. Eğer bugün Halil Güneş cezaevinde kalabilir raporu verilip anlam cezaevinde yaşamını yitiriyorsa burada birilerinin kendini sorumlu hissetmesi gerekiyor. Hukuken hissetmese bile vicdanen hissetmesi gerekiyor. Çıplak arama yapılıyorsa ve çıplak aramayı kabul etmedi diye birileri işkence görüyor, darp ediliyorsa buna birilerinin dur demesi gerekiyor. 1/2 infaz ve 3 yıl denetimden birileri faydalanıp bir öte yandan kalan siyasi tutuklu ve hükümlerin gözlem kurulu beraber cezalarının ve infazlarının yanması tartışılıyorsa bir şekilde dur demek gerekiyor. Aslında bizlerin, hukukçuların, sivil toplumun söylemeye çalıştığı şey budur. Her türlü, her düzenli baskın vesaire, köpekli aramaları bile gördük. Ya da ötesinde başka bir şey söylüyorum. Bugün yaşam alanlarını gören kameralar var, ayakta sayım dayatmaları var. Tüm bunları bir arada değerlendirdiğinizde bizlerin, tüm toplumun cezaevleri hususunda duyarlı olması gerekiyor. Bu çok net bir bilgidir ki Diyarbakır Barosu, İzmir Barosu ve Van Barosu'nda başlayıp devam eden adalet nöbetleri de aslında bu çağrıdır. Yani buraya bağlamak gerekiyor. Cezaevlerin meselesinin özeti, sonucu ailelerin nöbet tutarak bağırdıkları, haykırdıkları husustur. İnsanlar cezaevlerinde yaşamını yitirmesin. Ötesinde biz biraz daha çerçeveyi genişletiyoruz. Adil ve eşit bir infaz yasası düzenlensin. İnsanların cezaevindeki süreci tamamen hukuki olsun. Düşünün, bir ceza alıyorsunuz. Diyelim ki aldığınız ceza ne kadar? 6 yıl bir ceza aldınız. 4'te 3'ünü yapmanız gerekiyor. Yani aldığınız ceza eğer mükerrer infaza tabi ise ardından koşulu salıvermeye çıkmanız gerekiyor. İşte 4'te 3'ünü yattıktan sonra gözlem kurulu kararıyla infazınız, yani koşulu salıverme hakkınız 3 ay ertelenebiliyor. Bizim tespit ettiğimiz 100'den fazla. İçlerinde hasta da var. Bakın içlerinde hasta da var. İçlerinde 30 yılını tamamlamış olanlar da var. Bunun dışında zaten 30 yılını tamamlayıp infazı yanan birçok hükümlü de var. Yani bunu hangi çerçeveyle izah etmek gerekiyor? Yani bunu umut hakkı çerçevesiyle izah etmek gerekiyor. Siz bir kişi 30 yıldan fazla cezaevinde tutuyorsunuz. Yani bunu izah edilebilir bir yanı yok. Ya da ağırlaştırılmış müebbetten yargılanan, ceza alan birinin hükümlü olup ölünceye kadar cezaevinde kalmasını izah edemezsiniz. Hukuk bunu kabul etmez, insanlık bunu kabul etmez. Yani dünyanın hiçbir yerinde de böyle bir durum söz konusu değildir. Bir kişiyi ömrünün sonuna kadar özgürlüğünden alıkoyamazsınız. Yani dönem dönem farklı tartışmalar yürüyor. Bizim müvekkillerimizin bize söylediği şöyle can alıcı bir cümle vardır. Ölünceye kadar cezaevinde tutmak aslında idamı kaldırmak değil, her gün idam etmektir diyor. Her gün öldürmektir. Yani aslında bunu ortadan kaldırmak gerekiyor. Yapılan şey her gün öldürmektir. Her gün idam etmektir. Yapılacak şey çok nettir, çok basittir. Hukuk, hukuka dönüştür. Güvenlik, özgürlüğün tamamen hukuk eliyle, özgürlüklerin tamamen hukuk eliyle güvence altına alınmasıdır. Açıkçası bizler adli tıp koruma meselesini tıp ve bilim çerçevesinde yorumlanması gerektiğini dile getiriyoruz. Biz hukukçular elimizdeki belli ölçülerle hareket ederiz. Bizim elimizdeki ölçü Halil Güneş'tir. Halil Güneş meselesinde cezaevinde kalabilir raporu verildi ve Halil Güneş cezaevinde yaşamını yitirdi. Ölçü budur. Demek ki raporun bilimsel yanı yoktur. Bu dakikadan sonra bu alanın uzman hekimlerini, ilgili bilim insanlarını göreve davet ediyoruz. Yani cezaevinde kalabilir raporu verilen herkesin tarafsız ve bağımsız, ki adli tıp bir devlet kurumudur biliyoruz, tarafsız ve bağımsız heyetler tarafından yeniden rapor alınması gerekiyor. Çok net bir cümle söylüyorum. Mehmet Emin Özkan tek başına cezaevinde kalabilir raporu verenler ya da cezaevinde kalabilir raporu verenler yarın öbür gün Mehmet Emin Özkan'la alakalı olumsuz bir haber geldiği zaman sorumlu olacaklar mı? Biz biliyoruz tek cezaevinde kalamaz. Cezaevinde kalması için hangi koşullarda kaldığını çok iyi biliyoruz. Yani kime sesleniyoruz? Bu konuda iddiası olan bilim insanlarına sesleniyoruz. Buyurun, cezaevinde kalabilir raporlarını alternatif raporlar düzenleyin. Ya da bu hususları araştırın, tartışın. Ben kendi açımdan söylüyorum. İşte renk sorumu, işte Cumhurbaşkanı kimdir? Bu tarz sorular bir kişinin sağlıklı olup olmadığını değerlendirmek için yetersizdir. Bugün yani Cumhurbaşkanı biliyor diye kişinin cezaevinde kalabileceğine kanaat getirmek çok bilimsel olmamalı. Ama bu bizim hukukçuların görüşü. Burada bilim insanları devreye girmelidir. Sorumluluk hissetmelidir bu alanda olan insanlar. Yani Halil Güneş'in yaşamını yitirmesinden sonra birilerinin bu meselede dur. Bu konuda bir dur. Çünkü bir sorun var. Halil Güneş yaşamını yitirdi ve sen cezaevinde kalabilir dedin.
senin dediğine göre yaşamını yitirmemesi gerekiyordu ve infazını cezaevinde tamamlaması gerekiyordu. Yani bunu görmeleri gerekiyor. Yani ben bu sorunuza şöyle cevap veriyorum. İlgili bilim insanlarını göreve davet ediyorum. Çünkü bilim çok başka bir alandır ve şöyle izah edeyim. Yani Adli Tıp Kurumu'nun raporuna rağmen Halil Güneş yaşamını yitiriyorsa bu alandaki her bilim insanı da sorumlu olması gerekiyor, duyarlı olması gerekiyor ve bu noktada bir adım atması gerekiyor. Keza Ayşe Ertuğluk meselesinde de aynı sorumluluk vardır. Diğer hasta hükümler meselesinde, tutuklar meselesinde de aynı sorumluluğun görünmesi gerekiyor. Diyor ki Adli Tıp Kurumu cezaevinde kalamaz raporu verse bile toplum güvenliği riski varsa bu kişi cezaevinde tutun diyor. Aslında bunun değişmesi gerekiyor. Yani bu iş tıbbi bir iştir. Bu iş toplum güvenliği meselesi değildir. Bir kişi cezaevinde tıbben ya kalabilir ya kalamaz. Zaten Adli Tıp Kurumu'nun raporlarını biz kendi içimizde aslında bilimselliğini tartışıyorken bir de bu tartışma içerisinde nadir de olsa cezaevinde kalamaz raporu verdikten sonra toplum güvenliği ya da işte telefona çıkabilir ya da ve benzeri gerekçelerle cezaevinde kalmasını kabul etmemiz olanaksızdır. Yani biz bunu kabul etmiyoruz. Çünkü yani önümüzdeki somut olaylardan biliyoruz. Onlarca insan yaşamını yitirdi. 2021 yılı içerisinde tam sayı bilmiyoruz ama 100 civarında insan yaşamını yitirdiğini tahmin ediyoruz. Ki burada tam sayıları bilmememiz bizim eksikliğimiz değil. Aslında Adalet Bakanlığı'nın eksikliğidir. Adalet Bakanlığı bu noktada şeffaf açıklamalar yapabilirdi aslında. Halil Güneş şu gün şurada yaşamını şu nedenle yitirdi. Adli tıp otopsi raporu ektedir denebilirdi. Oysa görüyoruz ki ne yaşamını yitiren biri hakkında açıklama yapılıyor, ne hastalarla alakalı bir açıklama yapılıyor, ne tedavilerle alakalı bir açıklama yapılıyor. Yani aslında cezaevlerinde yaşanan ölüm ve hastalık meselesi çok ciddi anlamda bakanlığın da umurunda değil. Ya da umrundaysa da basınla paylaşmıyor. Biz basınla paylaşılmasını, kamuoyuyla paylaşılmasını istiyoruz. Yani ağız işi arama meselesi tartışılıyor şu anda. Mesela bu soruya bağlantılı olarak söyleyeyim. Bakanlık yok böyle bir şey dedi ama bizim müvekkillerimiz bu işin yapıldığını bize defalarca izlettiler. Adana'da oldu, Mardin'de oldu. Ağız işi arama meselesi gündemde. Yani bir var olan bir şey yoktur diyerek kaybedemezsiniz. Bir şey gerçekse gerçektir. Yani bazı şeyler varsa vardır. Yani bunu işte yoktur demekle bitmiyor. Çıplak arama yoktur diyerek bu işi bitiremiyorsunuz. Çıplak arama vardır. Yani yoktur diyerek, devlet bunu yapmıyor diyerek, memur bunu yapmıyor diyerek, işte doktor doğru rapor verdi, cezaevinde kalıyor diyerek. Yani bu devleti kutsamayla olmuyor bu iş. Gerçekten devleti kutsayarak bu işler olmuyor. İnsan yaşamı her şeyin üstündedir. Halil Güneş yaşamını yitirdikten sonra Adli Tıp Kurumu ne rapor vermiş, infaz koruma doğru mu yaklaşmış, yanlış mı yaklaşmış, bu tartışmaları bitirmek gerekiyor artık. Asıl olan gerçek vak ortadadır. Halil Güneş yaşamını yitirdi. Bunun üzerinden devlet kurumlarının da kendine bir çeki düzen vermesi ve vicdani ve hukuki sorumluluk altına girmesi gerekiyor. Bunu tartışıyoruz. Yani başından beri cezaevi sorunlarından bahsediyoruz. Şimdi yani bunları izole ederek, tecrit ederek, yani devleti bu şekilde kutsayarak bu işi çözemezsiniz. Kutsanması gereken nedir? İnsanlardır. Kutsanması gereken nedir? İnsanların özgürlükleridir, yaşamlarıdır, yaşam haklarıdır. Yaşamını yitirdikten sonra yani çok net bir şekilde söylüyorum. Halil Güneş yaşamını yitirmiş. Adli Tıp Kurumu artık ne der çok bir anlamı kalmıyor. Gerçeklik Halil Güneş yaşamını yitirdi. Bunu değerlendirmek gerekiyor. Ve ben aslında yaşamını yitiren bu hasta hükümler meselesine yine Şahran'da biri yaşamını yitirdi. Yine ailesinin yaptığı açıklama şüpheli ölüm nedeniydi. Ve hiçbirinin arasında ayrım gütmeden yani 2021 yılında ve öncesinde yaşamını yitiren tüm hasta tutuklu ve hükümler şahsında da bir çağrıda bulunuyorum. Herkes bu sürecin tarafı olsun. Herkes cezaevlerinde yaşanan hukuksuzlukları görsün ve bu noktada özellikle adalet nöbetindeki ailelerin sesini duysun.